Filipinler, Güney Asya'da Malay Takım Adaları bölgesinde 7107 adadan oluşan bir adalar ülkesi. Adalar arasında en önemlisi Boracay. Son yıllarda Boracay Adası spor ve eğlencenin merkezi haline geldi. Gelin bu aktivitelere bir göz atalım. Adaya şu sıralar gelenler kendilerini eğlencenin ortasında buluyor. Dünyanın farklı ülkelerinden 900 kürekçi Uluslararası Dragon Boat Festivali'ne katılıyor. Boracay Adası bu festivali 7. kez düzenliyor. Beyaz Kumsal adı verilen bu doğa harikasının olduğu yerde kürekçiler birincilik için yarışıyor. Burada ortam çok heyecanlı. Siz de görüyorsunuz. Herkes çok neşeli. Burada ortam harika. Yarışmak heyecan verici. Birçok ülkeden çok sayıda takım var burada. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Yorulduğunuz zaman durmak zorunda değilsiniz. Hedefe varıncaya kadar devam edin. Her yıl kürek yarışına katılan organizatörlerden Tutsi Ronol, yarışmayı kazanmak için güç ve dayanıklılığın çok önemli olduğunu ancak takım ruhunun anahtar rol oynadığına dikkat çekti. Öncelikle disiplinli olmanız gerekiyor. Eğer gerçekten başarılı bir kürekçi olmak istiyorsanız her gün antrenman yapmanız gerekiyor. Ayrıca takım ruhunu yakalamanız lazım. Takımlar aylarca bu an için hazırlandılar. Takımlar arasında Buksay adında bir ekip de var. Bu ekibin 40 üyesi haftada 5 gün idman yapıyor. Ekibin üyeleri Filipin, İsveç, Fransa, Rusya, İsviçre ve Almanya gibi farklı ülke ve kültürlerden oluşuyor. Suya ne kadar yakın olursanız o kadar heyecanlı oluyorsunuz. Ama bu heyecan yarışmadan hemen önce bütün tekneler yarış çizgisine yaklaştığında zirveye çıkıyor. Doğru pozisyonda kalmak için geri ve ileriye doğru kürek atmanız gerekiyor. Takımlar yoğun hazırlık döneminin karşılığını alıyor. Simone'nin ekibi birçok kez şampiyonluğa ulaştı. Bu başarıda takım ruhunun etkisi de önemli rol oynadı. Biz bir aile gibiyiz. Her zaman dayanışma içindeyiz. Bu da Boracay Adası'ndaki hayatı daha da güzel kılıyor. 46 yaşındaki kürekçi Boracay'a 12 yıl önce yerleşti. O zamanlar ada çok daha sakindi. Başkent Manila'nın 300 kilometre güneyinde bulunan Boracay'ın yüz ölçümü oldukça büyük. 1970 yılına kadar ada sadece birkaç köylünün balıkçılıkla uğraştığı bir yerdi. Birkaç yıl sonra harika doğasıyla fark edilen ada, ülkenin ana turistik merkezlerinden biri haline geldi. Burayı sadece bir tatil merkezi olarak görmek doğru olmaz. Rüzgar ve uçurtma sörfü için de Boracay Adası en güzel yerlerden biri. Özellikle Kasım ve Nisan ayları arası yaşanan hava şartları rüzgar sporları için en uygun tarih aralığı. Adanın iklimine aşık olan Simone uçurtma ve rüzgar sörfü okulaştı. Uçurtma sörfü ilk başta korkutucu gibi gelebilir ama göründüğü kadar zor olmadığını söylüyor Simone. İlk birkaç gün biraz zorlanıyorsunuz ama uçurtma kolaylıkla yapabileceğiniz bir spor. Uçurtma herkesin yapabileceği bir spor. Kaydırılabilir, atlayabilir, birçok aktiviteyi aynı anda yapabilirsiniz. Boracay Adası, uçurtma ve küçük bir panelle beraber su üzerinde kişiye özgürce hareket etme olanağı sağlayan Asya Kiteboard Turnuvası'na da ev sahipliği yapıyor. Turnuvanın uçuş eğitmenlerinden Santi Boras, Boracay Adası'ndaki ilk sezonunda istediği heyecanı yakaladığını söylüyor. Çok heyecanlı. Su, rüzgar ve doğal elementlerin bir araya geldiği hareketli bir spor. Su üstünde kaydırarak gidiyorsunuz. Ben buna meditasyon diyorum. Çünkü sadece su ve rüzgarla bir arada oluyorsunuz. Harika bir spor. Sadece kumsal ve spor etkinlikleri adayı çekici kılmıyor. Filipinliler aynı zamanda dünyanın en güzel doğa harikasına sahip su altı zenginliklerini de sunuyor. Filipin Life programımızın bir sonraki bölümünde Luzon Adası'nın Don Sol Körfezi'ni keşfedeceğiz.